Böyle bir tablo gibi bekliyor. Tamam. Bakın belli veriler hazırlanmış. Creative mesela kişi kişi getir dedim. As dedim. Tanımlamam buradan itibaren başlıyor. As artık diyorum ki bunun içerisine ben select komutumu yazacağım. As select işte mesela at artı bir space bıraktım. Böyle gözüksün istiyorum. Ad soyad olarak gözüksün. Tamam ekranda. As dedim. Ad soyad. Kolon ismi veriyorum buna, tamam. Gerçekte böyle bir kolon var mı? Yok. Northwind'de değil de ilk DB'de yapacağım. From kişiler. Tamam mıdır? Şimdi create ettim. Ne dedi? Commons completed successfully. Başarıyla tamamlanmış. Değil mi komutlar? Bir daha es çalıştır dedim. Zaten var dedi değil mi bana? Şimdi arkadaşlar bakın. Select yıldız from kişi getir. Böyle bir şey yok aslında değil mi tablo? Var mı? Yok sadece o kaydedilmiş arkadaşlar select sorgularımız var piyasada. Biz onları ekliyoruz. Tamam. Bakın select yıldız from kişi getir dedim. Bir tabloymuş gibi artık kullanıyorum. Burayı silseniz bile sildim burayı. Burayı silsek bile hep çalışacak. Neden? Burayı artık oluşturdum. Anlaşıldı mı mantığı arkadaşlar? Veri gerçekte nerede? Hala kişiler tablosunda değil mi? Biz sadece select sorgusunu kaydettik arkadaşlar. Yoksa veri hala kişilerde duruyor. İsterseniz deneyelim. Bu benim kaydım. Bir satır etkilendi de. Gitti mi Volkan halim? Direkt gitti. Ne oldu? Demek ki ben her defasında veriyi kişilerden çekiyorum. Doğru mudur? Şimdi arkadaşlar basit olarak bir view oluşturmak böyle. Peki var olan bir view'i değiştirmek istiyorsam ya da var olan bir tablonun kolonlarından falan bir değişiklik yapmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Create oluşturuyordu değil mi? Değiştir. Şunu kopyaladım. Örnek olarak kısa bir cümle yazdık ama arkadaşlar önemli değil. Bu sorgu çok da uzun olabilirdi değil mi? Şu an için onun bir önemi yok. Yani buradaki select'te çok uzun bir sorgu da yazmış olabilirdik. Fakat şu an için bunun önemi yok. Alter dedim. Alter var olan bir veri tabanı nesnesini ki bu bir view olabilir, işte tablo olabilir, database'in kendisi olabilir, işte stored prosedürler, functionlar, hepsini göreceğiz arkadaşlar. Bunların hepsi olabilir. Select ad soyadtı. Böyle yaptım bu sefer. Ad soyad from kişiler. Bakın değiştir dedim değil mi? Bastım. Buna ne kadar basarsanız basın. Değişikliği yapacaktır. Zaten var.
diye bir şey demesinin imkanı yok değil mi artık? Var olanı değiştir diyorsun zaten. Artık parçaladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kişi getirip çalıştırdığım zaman artık parçalanmış gözüküyor. Tamam mıdır? İstediğiniz kadar kolon ekleyebilirsiniz. İsterseniz ders içerisinde şey burada where kullanabilirsiniz. Where id büyük 4. Olur mu? ID'si 4'ten büyük. Yakaladı arkadaşlar. Pardon. ID büyük 4 diyorum. Eşit basıyorum. Tamam. Şimdi bakalım. Olacak mı olmayacak mı? ID'si 5'ten büyük olanları getirdi arkadaşlar. Normalde tablomda daha fazla şey var değil mi? Dört, yedi, dokuz, on iki ID'ler bakın arkadaşlar. Ben bunu böyle kaydettim. Adam artık sadece bunu gösteriyor. Mesela diyebilirdim ki ver cinsiyet eşittir sıfır. Sadece bayanları getir oldu mu bu da? Bastım. Sadece bayanları getiriyor. Tamam. Böyle bunlara göre yapabilirsiniz. Ekstradan ne faydası vardır Beaver? Bir tane sekreterim var benim. Tamam. Meraklı mı meraklı. Bu sekreter benim çalışanlarımın adreslerini, telefon numaralarını bilmesi gerekiyor. Değil mi? Ulaşabilmesi için. Ama mesela maaşlarını bilmemesi gerekiyor. Değil mi? Bu tehlikeli bir olaydır. Bakın hiçbir şirkette maaşları her önüne gelen görebiliyorsa araya nifak tohumları girer. Ha? Gerçektir bu. Her zaman çok tehlikelidir. Çünkü çözülmeler başlar. Vay şu kadar para alıyormuş da ben niye bu kadar alıyorum? Ben daha çok çalışıyorum. İşte isyan başlar. Buna göre benim biliyorum ki eğer bu sekreterim öğrenirse milletin maaşını ağzında baklı ıslanmaz gider işte Canan'a da söyler, Sevda'ya da söyler, Avsu'ya da söyler. Bunlar da işte bayan milleti herkese dağıtır. Böyle olursa arkadaşlar şirket sıkıntıya düşer. Değil mi? O zaman ben de diyorum ki mesela benim sekreterim insanların adını, soyadını, bir de telefon numaralarını görebilsin. Sadece bu. Çalışanların hepsini görebilir ama sadece belli kolonları görebilir. Bu sekreterime sadece yetkilendirme yaparak bir view açarsam ben, şu an biz tam yetkiyle çalıştığımız için her yere girip çıkabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bir login ve parola oluşturuyorsunuz. Diyorsun ki işte sekreterim çılgın Aysel. Tamam mı kullanıcı adı? Aysel'in numara işte parolasını falan filan verdin. Dedi ki bunun tek görme yetkisi var. O da şu view'dur. Tamam. Sadece bunu görebilir. Artık arkadaşlar Aysel veri tabanı dediğimiz şeyi sadece sizin gösterdiğiniz view olarak görüyor. Yani tablolara bakıyor. Tablolarda hiçbir şey göremiyor. Bomboş geliyor. View'lerde tek bir tane view görüyor. Neden? Hiçbirine yetkisi yok. Tamam? Dolayısıyla
Aysel o arka tarafta duran denizden habersiz değil mi böyle? Her şey onun içerisinde. Kuzu kuzu sadece kişilerin ve telefon numaralarının tutulduğu bir veri tabanı ile uğraştığını sanıyorum. O yüzden View arkadaşlar yetkilendirme için de güzeldir. Tamam. İstediğine istediğin kadar izin verir. Bu da çok şahane bir şey. Hani bu veri girebilir, bu sadece select yapabilir, bu update edebilir, bu silebilir. Hepsini ayrı ayrı tanımlayabiliyorsun. Mesela bankalarda arkadaşlar şöyle bir durum vardır. Hiç kimse bir işi tek başına tamamlayamaz yetki olarak. Banka çalışanları. Neden? Ya adam hesabı boşaltırsa. Değil mi? Öyle bir şey yapmışlar ki biri bir yere kadar getirebiliyor, öteki de kalanını devam ettirebiliyor işi. Bunun güzelliği nedir? Kimse tek başına o bilgisayarın başına oturamaz. Tek başına iş yapamaz. Kimse hesabına para geçiremez. Kurnazca bir şey değil mi? İkiye bölüyorsun. Yani şöyle bir şey düşünün. Elinizde bir bilet var ama bilet iki kişilik. Bitiyorsun. Al bu sene sen yarısı bende. Beraber olmadığı sürece bir şey yarar mı? Yaramaz. Aynı mantığı yapmışlar arkadaşlar. Çok da güzel çalışıyor. Şimdi diyelim ki bu Vue'un içerisinde kullandığımız kod çok gizli. Tamam. Kimse bilmesin istiyoruz. Hani bakın şimdi kişi getire geldiğim zaman üstüne edit dedim. Bakalım ne geliyor. Veriler geldi değil mi? Sanki tabloymuş gibi. Halbuki değil. Design dedim. Kişiler tablosuna ad ve soyadı seçiyormuşum. Bakın. Select ad soyad from kişiler veya cinsiyet eşit sıfır demiş. Adam artık benim kodumu gördü mü? O gizli kodu. Gördü. Ben diyorum ki kodumu kilitleyeyim. Güzel olmaz mı? İşte onu yapmak için arkadaşlar as'den hemen önce diyorsunuz ki with encryption. Encryption duydunuz mu? Kodlama mı? Şifreleme. O encoding senin dediğin. Encoding farklı bir şey. Hani Türkçe karakter seti kullanayım, bilmem ne kullanayım ya da desimal sistem kullanayım, heksadesimal sistem kullanayım. Odur o kodlama farkı. Bunun gibi bir şey. Bastım. Bit encryption dedim. Artık arkadaşlar kodumu şifreledim. Vue'u herkes kullanabilir fakat Vue'un içerisinde yazdığım kodları kimse göremez. Bakın şimdi buraya. Vue'lere refresh çektim. Yanına bir tane anahtar geldi. Görüyor musunuz? Kilit. Artık kilitli. Bakın. Design. Skriptini çıkart bunun dedim. Ne oldu? Bu da. The text is encrypted diyor. Değil mi? Şifrelenmiş. Encrypt ettiğiniz şeyi nasıl çözersiniz? Efendim? With encryption ne yaparsın? With decryption mi yazarsın? Nasıl olur Murat? Arkadaşlar encrypt ettiğiniz şey decrypt ederek hemen çözülseydi zaten encrypt etmenin bir önemi kalmazdı. Değil mi? O yüzden encryption için yaptığınız zaman bir daha bunun kodunu göremezsiniz. Kendiniz dahil. Ha, o çok gizli formülünü o zaman saklayacaksın bir yerde. Yedeğini alacaksın. Kendine saklayacaksın ki kullanabilirsin. Sonra ileride değiştirmen gerekirse. Anlaştık. Hocam adam bunu yazmadan alter yazarsa ne olacak? Değil mi? Şunu yaparsa arkadaşlar yapsın.
hiç umurunuzda olmaz. Ad soyad from kişiler demişti. Mesela adam tuttu. TC no'yu da ekledi. Niye ama arkadaşlar hala benim koduma ulaşamadı ki, kendi kafasından bir şey yazdı buraya. Yani şunu hiçbir zaman içerisinde ne olduğunu göremeyecek. Değil mi? Göremeyeceği için burada adamın bilerek kendisi yazması gerekiyor. İşin mantığı bu. Anlatabildim mi? Ha? Aynen öyle. Bilen bir adam ancak yazabilir bunu. O kodu bilmesi lazım. Zaten o kodu biliyorsa senin Weaver'ınla niye uğraşsın bu adam? Değil mi? Yabancı senin kodunu bilmiyor. Eğer değiştirmek istiyorsa encryption'ı kaldırmak için kodun aynısını yazmak zorunda. Yoksa sadece şöyle bir şey yapamazsınız. Böyle bir şey olmaz. Encryption'ı kaldırdım ben, böyle kalsın. İçindeki koduna dokunmayayım yok. İlla kodun tümünü yazacaksınız ki böyle değiştirebilirsiniz. Son hali bu olacak. O yüzden şu anda açtım ama artık arkadaşlar bakın açıldı. Design ad soyad TC ne olarak. Yani adam benim kodumun aynısını bilmeden bunun içerisindekini değiştiremez. Güzel bir şey oluyor burada. Tamam. With encryption neymiş kodu? Şifrele, değil mi? Arkadaşlar şu anda kişi getirden çalışıyorum. Programımı buna göre dizayn ettim. Hoppa. Hep buradan çalışıyorum. Süper. Fakat şöyle bir şey diyorum ben. Şu anda adamın biri gelip kişiler tablosunu silerse bütün program patlar. Tabloyu yok ederse bütün program patlar. Doğru mu sizce? Evet. Kişiler tablosunu silerse kişi getir veriyi nereden çekiyor? Kişilerden. Nereden gelecek bir daha? Öyle bir şey bile yok. Değil mi? Tablo bile yok. Hata gelir mi bize? Hata gelir arkadaşlar. Heh. Ben diyorum ki kişi getir denilen bir yıl olduğu sürece kimse benim kişiler tablomu silemesin. Doğru değil mi? Garanti alıyorsun. Ben bu bir kullandığım sürece kimse tabloyu, yani kaynak tablomu yok edemesin. Tamam, mantığı budur işin arkadaşlar. Bunu nasıl yaparsınız? With schema binding denilen bir kural var. Tamam. With schema binding denilen bir kural var. Artık ben böyle yaparsam kişi getir bana nedeni koruyacak, biliyor musunuz? Birincisi tablo silinemez. Tablo değiştirilebilir fakat ad, soyad, TC, no ve cinsiyet. Benim kullandığım kolonlar değil bunlar. Benim kullandığım kolonlarda herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bakın kendi kullandığım kaynakları ne yaptı? Direkt formaya aldı değil mi? Başka yeni bir kolon ekleyebilir miyim? Kişiler tablosuna eklerim. Ad, soyad, TC, no, cinsiyet vardı. Doğum tarihini silebilir miyim? Bakalım mı? Siler miyiz, silemez miyiz? Bir kere alter ettim. Ha, dedi ki olmadı. Name must be two part format. Tabloların uzun ismi aslında DBO diyebilirdi, değil mi? Two part diye söylemiştik, two part name. Böyle yaparsanız tamam. Two part name istedi. Düzelttim. Bastım. Oldu değil mi? Tamamdır. Şimdi tablolardan kişileri dizaynına geldim. Doğum tarihini sildim.
Bakın kolon olarak uçurdum. Kaydettim. Sorun yok değil mi? TC no'yu siliyorum. Kaydettim. Ne oldu? Bakın okuyun şuradaki. Eğer diyor bunu silersen sham binding yok olacak. Bağlamayı yok etmiş oluyorsun. Değil mi? Kaydettim. Bakalım artık. Design dedim. Ad soyad TC no. Select this from demiş. Değil mi? Script view as. Bastım. Sham binding gitmiş mi? Gitmiş değil mi? Sham binding'i kaldırmış olursun diye uyarı veriyor bakın arkadaşlar. Mesela şimdi bunu tekrardan çalıştırayım. Ama TC'nin öyle bir kolonum yok artık. Değil mi? Çalıştırdım. Arkadaşlar kişiler tablosunu silmek istiyorum. Drop table kişiler. Tabloyu yok et manası taşıyor bu. Bastım. Zaten foreign key'den alıyor diyor. Kişi teli yok ettim önce. Ne olmuş? Yok edemiyorum diyor değil mi? Neden? Kişi getir tarafından referans alınıyor. Kişi getir referans aldığı için arkadaşlar bunu şu anda tabloyu silemiyor. Neden? Bu schema binding. Anlaşıldı mı? Ne oldu? Kaynakları korumaya devam ediyor arkadaşlar kişi getir. Anlaşıldı mı schema binding? Son bir kural daha var arkadaşlar. Hatta son iki kural diyelim. Var mı imkanı? Leave insert yapabilir miyiz? Yaptı değil mi? Zaten sadece kişilere attı. Kişi getir kendi üstünde bir şey tutmuyor ki. Evet. Şu anda arkadaşlar bakın. Kişileri çektim. Benim adımı eklemiş değil mi kişilerde? Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Tek tablodan veri çekebildiğiniz için insert yapabiliyorsunuz. Tamam. Şöyle bir durum olursa karşınızda birden fazla tablodan veri çekiyorsanız nasıl olur? Inner join birden fazla tablodan veri çekiyor. Create view ürün kategori North Impact, tamam. As dedim. Select product p nokta product name virgül c nokta kategori name from products S, P, inner join,
categories as c on c nokta kategori id eşittir p nokta kategori id. Oldu mu? Kaydettim. Select yıldız from ürün kategori. Tamam mıdır? İki tablodan birden geliyor değil mi benim şu anda benim? Nereden aklıma geldiyse. View or function ürün kategori is not updatable because the modification affects multiple base tables. Güncelleme yapılamaz bunun üstünden diyor. Çünkü birden fazla tablo var burada. Değil mi? Neymiş? O zaman view tek tablodan olduğu sürece insert, update, delete yapmaya izin veriyor. Doğru mudur? Tek tablodan birden fazla tablo olursa arkadaşlar insert, update, delete yapamazsınız. Önemli bir noktadır bu. Efendim? Normalde DMC'yi kullanmadan hani sonucuya gösterdiğiniz gönderdiğiniz yani tek tablo gösterdiğiniz de tek tablo gösterdiğiniz yollamadan o zaman ne aynı şey oldu? Bir şey fark etmiyor. Yok işte al böyle gönderdin. Ama sonuçta adam bir şey görmedi ki. Diyor yani sonuçta. Tamam da o zaman zaten hattı dinleyen senin yaptığın isteğe karşılık dönen bilgiyi de yapabilir. Oraya kaldığında. Ama dediğim gibi bilgiyi yakalaması kolonlu tabloyu yakalamasından daha az tehlikeli bir şey aslında. Anlatabildim mi? Var. Bunları da SSL üstünden yollayıp alıyorsunuz. Şifreleyip gönderip alıyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Şimdi neymiş? Bir tane bit encryption gördük. Kaynağı şifreledik. Değil mi? Bit chain binding gördük. Ne yaptık? Bu sefer tabloları güvenlik altına aldık. Değil mi? Insert, update, delete yapmaya izin veriyor tek tabloyken. Bir kuralımız daha vardı. Hemen ondan bahsedelim. Hemen create view ürün getir. Kategoriye göre getireceğim. Tamam mı? İçecek ürünlerdir. As select yıldız from ya da yıldız demeyeyim de select product dur bir tane yıldız kalsın hatayı göstereceğim from products ver kategori id eşittir bir beverage kategorisi arkadaşlar içecekler. Bunlar normalde bastığında canavar gibi geliyor değil mi?
Diyorum ki şuraya with check option. Check neydi? Control değil mi? Kontrollü olarak diyorum. Bakalım şimdi ne iş yapacak. Çalıştırdım. Şimdi şöyle bir sistem var. İstanbul.net, İzmir.net, Adana.net biliyor musunuz siteleri? Şehre göre arkadaşlık siteleri arkadaşlar. Tamam? Böyle bir sürü şehir var arkadaşlar. Şimdi patron benim. Siz de her şehir sitesini, tamam mı? Arkadaşlık sitesi. Gayet.net biliyor musunuz? Ondan büyük bir model. Gayet.net en eskilerden biridir arkadaşlar. Yoğunca'yla. İşte şirket aynı şirket aslında arkadaşlar. Ama 8-10 tane şehire göre siteler yapmışlar. İşte İstanbul.net sadece İstanbul'da olanlar üyeleri ona göre. Yani sen İzmir'lisin, İzmir.net'e girebilirsin. İstanbul.net'e girebilirsin. Efendim? Çok var. İşte bayağı da şeydir derdim bana. Üzüldürler bu işte aslında. Bir de şey var mesela islamievlik.com. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Patron benim. Tek bir SQL Server kullanıyoruz, tamam. Sizler de şehir getirirsiniz. İşte İstanbul.net, İzmir.net, işte Adana.net, Ankara.net böyle gidiyor. Tamam. Fakat bu adminler sadece kendi şehirlerinden olanları görebilirler. Mesela diyeceğim ki select yıldız from kullanıcılar ver şehir eşittir İstanbul ya da şehir ID eşittir 34. Tamam. Böyle bir şey yaptım. İstanbul.net için verdim Sevda'ya. Artık Sevda İstanbul kullanıcılar diye bir bilimle İstanbul'un kullanıcıları görüyor. Yeni kayıtlar gerçekleştiğinde admin yani tam yetki kontrol Sevda'da. Sevda'nın güçlü olarak alınan verileri kontrol ettikten sonra üyelere eklemesi lazım. Üyeleri eklerken Sevda şehrini Ankara olarak kimsenin veremez. Ya da İzmir olarak verememeli. Neden? Çünkü diyorum ki herkes kendi şehrinden sorumlu. Sıkıntı çıkarsa sizin başınıza oluyor. Patron olarak ben böyle bir şey söylüyorum. Tamam. O zaman şöyle bir şey var. Diyelim ki işte Sevda kavramla ters düştü. Tamam, Sevda kavrama şişko dedi. Kavram da buna çok bozuldu. Tamam. Kavram bir kazık atmak istiyor Sevda'ya. Diyor ki ben de senin sistemine, yani daha doğrusu sisteme senin şehrine de İstanbul.net değil mi? İstanbul olarak böyle amuslu profiller girmeye başladı. Asosyal ilgi var bende. Patronda gelir sana ilişkisi. Böyle bir şey. Tamam. Baktığınız zaman bu mümkün. Değil mi normalde? Diyelim içerisine atamıyorsunuz. Yüksel bir attık değil mi? Ekranlardan geldi. Şimdi Ankara kullanıcılar diye bir bilgi yaptım ben. Kavrama verdim. İşte Adana mı? Bilmiyoruz. Esmer'si falan. Adana kullanıcılar, İzmir kullanıcılar, İstanbul kullanıcılar diye 4 tane büyüm var. Ve bu büyümlerde işte buradan şu kategori ID 1 demiş. Statik'te şehir ID 34, 35, 06, 01 böyle çektik koşullara göre. Tamam. Bunu biz çektikten sonra bir check option'ı eklersek ne oluyor? Şehir ID'si 34 olanların görebiliyordu ya Sevda abi. Ekleme yaparken de sadece şehir ID'si 34 olan bir şey girebilir. Kavram artık arkadaşlar
Sevda'yı basit atamayacak. Neden? O 0-6 olanları çekebiliyordu. Ve ancak tehir ailesi sizin 6 olanları girebilecek. Güzel bir şey değil mi? Yani selek yaptığın koşula göre insert yapabilmek diyebilirim. Serbest bırakmıyorsun da şu anda ben buna göre selek yaparsam insert yaparken de kategori ID'si 2 olan bir şey giremem demektir. Doğru mudur? Değil mi? Oluşturmuşuz bunu. Bakalım. Insert into ürünler. Çok yaşa. Product name ve kategori ID. Values. Dedim ki şöyle bir şey dedim. Buna tamam. Values. Var mı bilen? Ha. Adamım benim. Efendim? Vallahi ben şimdi bir kere de içebilirim. Bailey's Irish Cream dedim. Kategori ID'si 1 dedim. Bir satır etkilendi dedi değil mi? Sorun yok. Kategori ID'si 1 olanı ekleyebiliyorum. Buraya dedim ki ne oldu? Koşulu istiyor mutlaka değil mi? Birçok option var diyor. Bu da. Operation didn't qualify under the check option constraint. Ha. Ne oldu arkadaşlar? Artık 2 yaptığımda giremiyorum. 1 yaparsam girer mi? Girer değil mi? Şuraya. Böyle mi yazıyor dışarıda? Bilmiyor musun? Ooo siz de çok kötüsünüz. Bastım. Oldu değil mi? Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir check option sayesinde de istediğimiz koşullarda girebiliyoruz.